Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, nasıl aktaracak bize? Kamp var, Antalya kampı var. Son gelişmeler neler sevgili Tuna? Söz sende. Murat Çimen teşekkürler. Yayınlar dilerim. Evet. Ee, saat 16'da Beşiktaş'ın özel uçağı kalkacak ve Antalya'ya hareket edilecek. Bu akşam saatlerinde yapacağı basına kapalı antrenmanla. Antalya'daki kamp başlamış olacak. Yarından itibaren bizler de kamptan görüntülü detayları sizlere aktarmaya e, başlayacağız diyebiliriz. Tabi kamp süreci öncesinde Beşiktaşlı rutin Covid testi de yapıldı. biraz önce Fena Bahçe'den 4 vaka açıklanmıştı. Bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Beşiktaş'tan itibariyle bir vaka söz konusu değil. Sakat sporcular halinde tam kadro olarak siyah beyazlar Antalya'ya hareket ediyorlar. Joseph de Souza tedavisi için İstanbul'da kalacak. Mert'in ve Ekru'nun da tedavilerinin devam ettiğini söyleyelim. Atiba ve de milli takım kampında oldukları için Antalya kampında yer alamayacaklar tabii siyah beyazlılar bu ara sonrasında önce içeride Antalyasporla Antalya Spor'la sonra Deplasman'da Adana sporla, zorlu maçları üst üste oynayacak. ve biraz önce ben de sohbetiniz izledim. Evet şampiyonluk belki an itibariyle Beşiktaş'ı zor ama hedefleri asla bitmiyor. Beşiktaş üst sıralara tırmanmak için ligi olabildiğince yukarıda bitirip önümüzdeki sezon Avrupa'da boy gösterilmek adına mücadeleleri devam edecektir. Türkiye Kupası çok büyük önem kazandı. Altayla eşleşmişlerdi. Türkiye Kupası'nda e, bu bağlamda Kupa'da bu sezon gerçekten de çok kıymetli oldu. Özellikle şampiyonluk yarışından yavaş yavaş kopan e, büyük takımlar. Anlamında yarından itibaren kampla ilgili detayları da izleyicilerle paylaşacağız diyelim. Ve Murat Çimen sözlerinden size bakın. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Eski Beşiktaşlı Marcelo Lyon'dan ayrıldı. Fransa Ligi takımlarından Lyon'da forma giyen Marcelo'nun sözleşmesi feshedildi. Lyon kulübünden yapılan açıklamada 2023 yılın Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki Brezilya defans oyuncusuyla karşılıklı anlaşma sağlandığı ve yolların ayrıldığı duyuruldu. 2017 yılında Beşiktaş'tan 7 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olan Marcelo Fransız ekibinde 167 maçta görev aldı. Bazı gazetelerin edindiği bilgiye göre Beşiktaş'ın Marcelo için bir girişimi var. İlerleyen günlerde bedavaya Marcelo transferi gerçekleşebilir. Beşiktaş'a da Batshuayi müjdesi transfer. Beşiktaş'ta son haftaların en formlu isimleri arasında yer alan Batshuayi, gelecek sezonda takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. Siyah beyazlı kulüpte sergilediği performansla yıldızını yeniden parlatan ve Avrupa'da birçok kulübün transfer listesine giren Belçikalı futbolcu Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve yönetimin de kabul etmesi durumunda burada oynamaya devam etmek istediğini bildirdi. Hürriyet'in haberine göre son 8 maçın 7'sinde gol ya da asist üreterek Süper Lig'in en formda forvet oyuncusu olan Batshuayi, sezonun ilk haftalarında uyum sorunu yaşadığım için çok zorlandım ama artık tamamen alıştım. Beşiktaş kulübünde çok güzel bir ortam var maddi olarak hiçbir sorun yok. Taraftarın da sevgisi çok güzel. Eğer Beşiktaş yönetimi kabul ederse gelecek sezonda burada oynamayı seve seve kabul ederim dedi. Siyah Beyazların As Başkanı Emre Koca da gelecek sezonda kalmak istediğini kendilerine bildiren Batu Şahin'in durumu ile ilgili teknik eğitimimizin kendisiyle ilgili raporları çok olumlu. Yönetim olarak da biz de çok memnunuz. Saha içindeki başarısının yanı sıra, saha dışında da çok düzgün bir karakter, çok uyumlu bir kişiliğe sahip, takımdaki herkes tarafından seviliyor. Gelecek sezonda kalmasını istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız.'' açıklamasını yaptı. Raşit Gezal, Gomis'i Beşiktaş'a çağırdı. Geçtiğimiz günlerde Al-Hilal'le yollarını ayıran ve boşa çıkan Gomis'in yeniden Türkiye'ye dönmesi gündemde, Galatasaray'ın görüşme yaptığı 36 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı Gezel'den flash bir hamle geldi. Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Gezal, Gomis'in paylaşımının altına Cam Beşiktaş mesajını yazdı. Beşiktaş'ta bir forvet transferi düşünüyor. Batshuayi'nin ve Larin'in sezon sonuna sözleşmesi bitecek. Beşiktaş'a bir golcü futbolcu lazım. Şu anda bedava olan hem de ligi tanıyan bir isim Gomis. Beşiktaşlı yöneticilerin Gomis transferini bitirmek için harekete geçtiği de söyleniyor. Adı Beşiktaş ile alınan Cenk Tosun'dan transfer sürprizi. Sezon başından itibaren Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un Hollanda yolcusu olma ihtimali çok yüksek. Akşamın haberine göre Everton'a forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü PSV Eindhoven takımıyla görüşüyor. Cenk henüz kararını vermedi ama Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Cenk Tosun Premier Lig ekibi Everton'da çok fazla süre alamıyor. Tosun bugüne kadar Birlik maçında 6 dakika bir de FA Cup maçında 3 dakika oynayabildi. 30 yaşındaki golcü oyuncu 2017-18 sezonu devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu. Konya Spor Salih Uçan için transfer görüşmelerine başladı. Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen Salih Uçan ilk 11'de şans bulamıyor. Uçan'a süperlikten birçok talep çıktı. Orta sahaya düşen Göztepe'li Soner'i ikna edemeyen Konya Spor daha flash bir ismin peşinde. Yeşil Beyazlar Beşiktaş'ta istediği kadar forma şansı bulamayan Salih Uçan'ı takıma kazandırmak için görüşümlere başladı. İç Anadolu ekibi transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim bu konuda Beşiktaş'ta kurulan ilk temastan olumlu yanıtı aldı. Konyaspor'un Spor'un Beşiktaş'a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken transferde son sözü Salih'in söyleyeceği bildirildi. Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih'in sezonu Beşiktaş'ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor'da teknik direktör İlhan Polut'un da Salih takımda görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüştüğü belirtildi. Larin için geri adım yok. Beşiktaş Keyle'lerine 1 milyon 750 bin euro maaş teklif etmiş ancak futbolcunun menajeri takımdaki bazı oyuncuların aldığı rakamları örnek göstererek 2,5 milyon euro istiyoruz yanıtını vermişti. Taraflar arasında 3. görüşme ilerleyen günlerde yapılacak. Yönetim ise Galatasaray'ın ilgilendiği Larine olmazsa olmaz gözüyle bakmıyor. 2 milyon euroya yakın olarak önerdikleri rakamı yükseltmeyi düşünmeyen siyah beyazlar sözleşmeye sadece başarı bonusu ekleyebileceklerini iletecek. Oğuzhan'a da sürpriz talip görüşmeler başladı. Sportoto Süper Lig'de 4'te 4 yaparak kümede kalma yolunda büyük bir avantaj elde eden Göztepe, Oğuzhan Öz Yakup'u markajı aldı. Yeni asırdaki habere göre uzun lig maratonunda kadroda alternatif yaratmak isteyen Göz Göz, orta sahaya takviye yapmak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Teknik direktör Nestor Elmastro'nun mevcut kadroda Soner Aydoğan'ın alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim oyuncunun nabzını yokladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yıldız'ın yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceğini belirtildi. Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken Sarı Kırmızı Kurmaylar Martli şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeriyle masaya oturmayı planlıyor. Hasiç'te kiraya verildi. İşte yeni adresi. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Aydın Asic Ümraniye Spor'a kiralendi. Siyah beyazların geçen sezonun başında Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı genç futbolcu yeteri kadar şans bulamadı. Ardından yaşadığı sakatlıkta formaya iyice uzak kalan 20 yaşındaki futbolcu TFF birincilik ekibi Ümraniye Spor'a gönderildi. Ümraniye Spor'da özellikle teknik direktör Recep Uçar'ın genç futbolcuyu çok istediği ifade edildi.